Merhaba efendim, İçer TV'de İçer Gündemi'ne hoş geldiniz. Haftanın bu son İçer Gündemi programında Türkiye'de ve Mersin'de son saatlerde neler yaşandı, öne çıkan konular nelerdir, bunlara değineceğiz. Tabii Türkiye gündeminde şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel kurulu var. Genel kurul Ankara'da gerçekleştiriliyor ve genel kurulda pandemi kuralları çerçevesinde bir dinleme, konuşma ve tabii diğer çalışmalar yapılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi kongresinde adaylar konuşuyor. İlk önce tabii CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuştu ki Kılıçdaroğlu da adaylar arasında ve 81 ilin desteğini aldığı biliniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Kılıçdaroğlu'nun bu kongrede tekrar genel başkanlığa seçilmesine de kesin gözüyle bakılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte Aytu Atıcı, Mersin'de CHP milletvekilliği geride bıraktığımız dönemlerde yapmış Profesör Doktor Aytu Atıcı da aday. Atıcı'yla birlikte İlhan Cihaner ve Tolga Yarman da CHP Genel Başkanlığı'na aday. Şimdiye kadar Sayın Kılıçdaroğlu konuştu, Sayın Cihaner konuştu. İlerleyen dakikalarda da yine diğer adaylar da konuşacak. Şu anda da Gürsel Tekin kürsüye geldi, bir konuşma yapıyor değerli seyirciler. Ve tabii kongreye ilerleyen dakikalarda da kameralarımızı çevireceğiz ve konuşmaları, diğer yaşanan gelişmeleri de ekranlarınıza getireceğiz. Türkiye gündeminde yer alan diğer bir konu ise Ayasofya'nın ibadete, namaz kılmaya açılmasından sonra, hatta Ayasofya'da kılınan ilk namaz sırasında Diyanet İşleri Başkanı Ali Ertaş'ın vermiş olduğu hutbe, okumuş olduğu hutbe Ayasofya'nın ibadete açılmasının bile önüne geçti. Ve Diyanet İşleri Başkanı'nın hutbesinde üstü kapalı bir şekilde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiğini belirten birçok vatandaş sosyal medya üzerinden Ali Ertaş'ı kınıyorlar, Diyanet İşleri Başkanı'nı istifaya davet ediyorlar. Bununla birlikte birçok siyasi parti temsilcisi de Diyanet İşleri Başkanı'nın görevden alınması gerektiği, hatta istifa etmesi gerektiği, hatta hakkında soruşturma açılması gerektiğini belirten paylaşımlar yapıyorlar. Ve Diyanet İşleri Başkanı'nın hutbede, resmi hutbenin dışına çıkarak söylemler kullandığı ve bu söylemlerde de Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiğine yönelik paylaşımlarda Türkiye gündeminde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanı büyük tepki topladı. Ve tabii Diyanet İşleri Başkanı'na yönelik bu tepkilere şu ana kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ya da Cumhurbaşkanlığı'nın diğer yetkili kişilerinden herhangi bir AK Parti'den herhangi bir savunma da şu ana kadar da gelmedi. Bu da Türkiye'nin tartışılan önemli konularından biri şu aralarda. Ve Mersin'e dönelim efendim. Mersin'de neler yaşandı? 24 Temmuz'du dün ve Türk basınında sansürün kaldırılışının 112. yıl dönümüydü. Tabii sansürün kaldırılışının yıl dönümüydü diyoruz ama Osmanlı döneminde, istibdat dönemindeki gibi sansür memurları olmasa da yine de Türk basını yıllardır üzerinde bir sansür hissediyor. Hatta öyle bir hale gelmiş durumda ki otosansür uygulamak zorunda kalıyor televizyonlar, radyolar, internet siteleri, gazeteler, haber merkezleri. Otosansür uygulamazlarsa bir şeylerin kendileri açısından değişeceğini düşündükleri için sansürsüz bir Türkiye ve basın özlemiyle sansürlü, otosansürlü yayın hayatına çoğu basın devam ediyor. Tabii 24 Temmuz'da basın bayramı kutlamaları Mersin Gazeteciler Cemiyeti çerçevesinde, Mersin Gazeteciler Cemiyeti koordinasyonunda kutlanacaktı.
Ancak pandemi nedeniyle bazı kutlamalar iptal edildi ve Mezitli Belediyesi'nin desteğiyle açılacak olan Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nin lokalinin temeli de yine Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe, Yönetim Kurulu üyeleri, Mersin basınının temsilcileri ve Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın katılmış olduğu bir törenle atıldı. Ve o törende de 24 Temmuz'la ilgili de mesajlar verildi. Türk basınında sansürün kaldırılışının 112. yılı 24 Temmuz Basın Bayramı, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği bir dizi etkinlikle kutlandı. Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunum töreni pandemi kuralları kapsamında iptal edildi. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe ve Yönetim Kurulu üyeleriyle basın mensupları Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın davetine katılarak Mezitli Belediyesi'nin basın camiasına kazandıracağı Gazeteciler Lokali'nin temel atma törenine katıldı. Evet Sayın Mezitli Belediye Başkanım, değerli Mezitli'nin başkanımızın çalışma arkadaşları, cemiyetimizin önceki dönem başkanlarımız, TRT Çukurova Bölge Müdürümüz, hepiniz hoş geldiniz sevgili değerli gazeteci arkadaşlarım. Hepiniz saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet, bugün basın bayramı, basında sansürün kaldırılışı, gazeteciler ve basın bayramı gibi çeşitli adlarla kutlanan bir gündeyiz. 24 Temmuz. Tarihte de değişik tarihler geçiyor ama 24 Temmuz 1908 tarih olarak belirlenmiştir. Biliyorsunuz Osmanlı döneminde ilk sansür uygulaması, bir sansür heyeti vardı ve bu sansür heyeti çıkan gazeteleri, sansür komisyonu gazeteleri kontrol ederdi. O kontrolden sonra çıkan gazeteler eğer yeterli sansürden geçerse yayınlanmasına müsaade edilirdi. Tabi bu süreç 2. Meşrutiyet döneminde 24 Temmuz 1908'de kaldırıldı ve artık ondan sonra gazeteler daha rahat, daha özgür bir şekilde çıkmaya başladılar. Bu belli dönemden sonra basın bayramı olarak da kutlandı. Ama gelinen sürece baktığımızda yeterli mi değil mi, bunu sizin takdirlerinize bırakıyorum. Sağ olsun Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan hem seçim programında vardı. Biz hep sohbet etmişizdir kendisiyle de. Başkanımız demokratik ülke, demokratik toplum konusunda pek çok tavsiyelerini bizlerle paylaşmıştır. Yeri gelmiştir, belki de gazetecilerin tavsiyesini de kendisi dinlemiştir. Bu anlamda basın merkezini cemiyetimizin lokali olarak kullanma konusunda zaten hep bize sıcak davrandı. Ve sonrasında işte artık bu iş vücuda geldi. Bugün bunun temelini atacağız. Burada gazeteci arkadaşlarımız kapıdan girdiklerinde siyasi, politik bütün düşüncelerini vestiyere asacaklar. Oturacaklar, güzel hoş sohbetlerini yapacaklar. Belki dünya görüşlerini tartışacaklar. Belki yeri gelecek masa tenisi oynayacaklar, bilardo oynayacaklar ama sosyalleşecekler. Birlik olacağız, beraberlik olacağız. Bu ortamın sağlanmasını biz umut ediyoruz. Güzel olacağını düşünüyoruz. Buna da vesile olan Sayın Başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına biz Mersinli gazeteciler olarak tekrar teşekkürlerimizi dile getirmek istiyorum. İnsan hayatında tabii ki keşkeler olmasa güzel oluyor ama bizler sıkça kullanıyoruz bu keşkeyi. Keşke bugün gerçekten basın ve gazetecilerin bir bayram günü olmuş olsaydı. Hep bunu diyoruz ama yıllardır bunu söylüyoruz. Fakat bir türlü o güne ulaşmamız mümkün olmadı. Bu bayramı yaşamamız olası olmuyor. O nedenle bir gün olarak bunu değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Umarım yakın gelecekte ülkemiz dünya sıralamasında basın özgürlüğü anlamında alt sıralardan üst sıralara çıkar. Düşüncesinden dolayı cezaevinde bir tek gazetecinin olmadığı, özgürce arkadaşları kalemin kullandığı bir demokratik Türkiye olur. Bir arzularımız, hayallerimiz bu. Burayı arkadaşlarımızla beraber kararlaştırdık. Güzel bir mekan diye ben düşünüyorum. Burayı biz Mezitli Belediyesi ve Gazeteciler Cemiyeti ile birlikte bir basın evi olarak, ev daha sıcak geliyor bize. Ev derken tabii çevredeki apartmandaki insanlar, Mezitli'deki insanlar, Mersin'deki herkes gelebilecek.
Yani burası halka da açık olacak. Ve biz buranın işletmesinden, düzeninden her şeyini cemiyete, yani bir anlamda tam hukuki anlamıyla da olmasa da tahsis gibi anahtarıyla, temizliğiyle, oranın en güzel olması konusunda artık cemiyet de biz isteyeceğiz. Şimdiye kadar onlar bizden istiyordu. Bu tamamlandıktan sonra biz onlardan isteyeceğiz. Geldiğimiz zaman buraya misafir olarak temiz mi ona bakacağız, hizmet güzel mi ona bakacağız. Umarım çok güzel bir mekan olur. Ben Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı yöneticisine, eski başkanlarımıza gösterdikleri ilgiler için, siz basın mensuplarına hem bu konuda gösterdikleri yakınlık için hem de belediyemizin 6 yıldır yapmış olduğu çalışmaları Türkiye'ye ve dünyaya duyurma bağlamındaki yakın desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum hepinize. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Temel atma töreni sonrasında basın mensupları Mezitli Belediyesi'nin Down Cafe'de gün onuruna verdiği öğle yemeğine katıldı. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi MESKİ'nin genel kurulunun ikinci toplantısı da yapıldı. Ve ilk toplantıda hatırlanacağı üzere su tarifesinde indirime gidilmişti. İkinci toplantıda da yine su faturalarıyla ilgili önemli bir karar alındı. MESKİ Genel Müdürlüğü olağan genel kurul toplantısı ikinci birleşiminde toplam 6 gündem maddesi görüşüldü. Toplantıda Başkan Seçer'in MESKİ'nin 16 Mayıs 2020'den itibaren %2'den %9'a indirilen su ve kanalizasyon harcamalarına ilişkin katılım paylarının vatandaşlara iadesiyle ilgili sunduğu teklif oy çoğunluğuyla kabul edildi. Başkan Seçer'in teklifi idareden geldiği şekliyle oylamaya sunmasının ardından genel kurulda oylar sayıldı. Oylamaya göre 26 üye kabul, 25 üye red, 11 üye ise çekimser oy kullandı. Bu çerçevede 1 Ocak 2020'den 16 Mayıs 2020 tarihine kadar %2 üzerinden katkı payı ödemesi yapan toplam 4.442 aboneye fazla ödeme yaptıkları 3.840.537 liralık katkı payı iade edilecek. Bu 3.840.000 lirayı ödemez. Bir şekilde ödeyeceğiz. Bak bunu söylüyorum. Bir şekilde yolunu bulup ödeyeceğiz. Beraber de hareket etsek, destek de verseniz, vermeseniz de bir yolunu bulacağız. Mahkemeye gideriz. Ne olacak? Vicdanen rahat oluruz. Mahkeme kararı sonuçlanır. Onu emsal şimdi burada toplantının başında yaptığınız konuşmalar havaya gider. İyi günde yanımdasınız, kötü günde yoksunuz. Böyle de ortaklık olmaz. Böyle de yol arkadaşlığı olmaz. Böyle müttefiklik olmaz. Şimdi biz müttefiksek, zorluklarla beraber mücadele ediyorsak her konuda oturup anlaşmamız lazım. Fazla uzatmayalım isterseniz. Konu bellidir. Aslında herkes her şeyi biliyor. Komisyon kararı da bellidir. AK Parti grubu çekimser kalmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi grubu hayır oyu kullanmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi grubu da evet oyu kullanmıştır. Bu komisyonun takdiridir. Komisyonda böyle bir karar çıkıyor. Ben şimdi bu teklifi, komisyon raporunu değil, bu teklifi idareden geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, sayalım lütfen. Evet, teşekkür ederim. Kabul etmeyenler, sayalım lütfen. Çok ince ayar, tebrik ediyorum. Komisyondan geldiği şekliyle kabul edenler 26 üye. İdareden geldiği şekliyle düzeltiyorum. Kabul etmeyenler 25 üye. Çekimser kalanlar 11 üye. Çok iyi bir çalışma ve kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. Aralarında Mersin'in de olduğu birçok ilde kiraladıkları otomobilleri satan ya da parçalayarak parça halinde, yedek parça halinde satan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Aç kapıyı polis. Aç. Geç. Yap.
İstanbul başta olmak üzere aralarında Mersin'in de olduğu 14 ilde Ferhat T. isimli şüphelinin liderliğindeki oto dolandırıcılarının yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 94 adet oto hırsızlığı eylemi gerçekleştiren şüpheliler yakalanarak adliyeye sevk edildi. Hasan Sayın Çiçek başlıyor mu dedim? Tamam yapsın. Konu bir şebekenin araç kiralama şirketlerinden araçları kiralar gibi gösterip kiralayarak daha sonra iade etmemesi. Bunları sınırın geçirgen olduğu zamanlarda Suriye'ye geçirip terör örgütlerine satması. Efendime söyleyeyim. Hurdaya çıkmış araçlara change yaparak motorlarını değiştirerek yeni araçlar gibi piyasada satması. Ayrıca insan kaçakçılığında kullanılması. Yani şimdi biz yıllık yaklaşık 50 milyon liralık bir zarardan bahsediyoruz. Bu yatırımcıların yani milli sermayenin uğradığı bir zarar. Mağdur sayısı herhalde bir şirket olarak yüzü geçmiştir. Araç olarak da tespit edilebilen 1500 civarı araçtan bahsediyoruz şu anda. Bu şahıslar bugün emniyet güçlerine de teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 9 aylık bir çalışma sonrasında bu kişileri toplayabildiler. Büyük araç kiralama şirketlerinin zararı yanında ayrıca küçük araç kiralama şirketleri de var. Ciro olarak küçük diyelim. Onlar tüm araçlarını kaybediyorlar mesela. Ve böylece bütün ticari faaliyetleri durmak zorunda kalıyor. Çalıştı arabaya ne yapıyorsun? Bizim arabaya. Şanlıurfa merkezli aralarında yine Mersin'in de olduğu Edirne'de İstanbul'da suç çetesine yönelik düzenlenen baskınlarda gözaltına alınanlar var. Baskın mı? Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma, silahlı örgüte üye olma, birden çok kişiyle nitelikli yağma, silahlı tehdit, tefecilik, kumar oynanması için yer sağlama, kullanmak için uyuşturucu temin etme, yasa dışı bahis suçlarına karıştıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Şanlıurfa merkezli İstanbul, Mersin ve Edirne illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 61 adrese baskın düzenlendi. Toplam 250 polisin katıldığı operasyonlarda 49 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların kaldığı adreslerde yapılan aramada 3 adet Kalaşnikov marka silahla bu silahlara ait 500 adet fişek, 10 adet ruhsatlı tabanca, 10 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1725 adet fişek, 1 adet MP5K taklidi yarı otomatik kuru sıkı tabanca, kumar oynatılmasında kullanılan çok sayıda materyalle, çok sayıda alacak verecek defteri, not kağıtları ele geçirildi. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 8 şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartları uygulanmak üzere serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor. Mersin'in Erdemli ilçesi son yıllarda arıcılık konusunda büyük ilerleme sağladı. Bölgede üretilen kraliçe arılar Türkiye'nin dört bir tarafına gönderilirken bölgede sahım yapılan ballar da hem ulusal hem de uluslararası yarışmalarda lezzet ve kalite birincilik ödülleriyle Türkiye'ye, Mersin'e geri döndüler. Erdemli ilçesinde son bir haftalık süreç içerisinde arı üreticileri tedirgin. Çünkü kovanlar sinek ilacıyla zehirleniyor ve arılar öldürülüyor. Mersin'in Erdemli ilçesinde son günlerde arıcılara ait kovanlara kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi. İddiaya göre bir arıcıya ait kovanlara da sinek ilacı sıkılarak arılar telef edildi. Kim olduğunu bilmediğimiz insanlar kovanlarımıza ilaç sıktılar. Kovanlarımın önüne sinek ilacı tabir edilen ilacı sıkıldığını düşünüyoruz uçuş tahtalarına.
Çünkü bunun daha önceki örnekleri var. Sıkılıp içine sıkılıp komple ölen koloniler var. Bizimkinlerde, benimkinlerde şahsen gördüğüm bombus arısı dediğimiz seralarda kullanılan arının gelip uçuş tahtasında öldüğünü, arıya içmesi için bıraktığım suyun üzerinde sarıcan arıların öldüğünü kendi gözümle gördüm, fotoğrafladım, tespit ettim. Arılarımızı iyi bir şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu göçümüz 200 kilometre çapında devam ediyor ve rakım olarak sürekli en iyi şekilde bal üretebilmek için göçebe bir şekilde devam ediyoruz. Ama yaşadığımız son zamanlardaki tatsız olaylar canımızı sıkıyor. Emeklerimizin boşa gittiğini görüyoruz. Arılarımız darp ediliyor. Arılarımız, kovanlar yıkılıyor ve özellikle güçlü ve bal alabileceğimiz verimli arılara zarar veriliyor. Kolluk kuvvetlerine başvurduk. Şu an araştırılıyor ama bu durum bizi çok üzüyor. Bir an önce çözülmesini rica ediyoruz. Ayı karnı doyana kadar balı yer, karnı doyduktan sonra bırakır çeker gider, arıya hiçbir zarar vermez. Arı gene aynı sağlam kalır. Ama sahipsiz buldukları arıyı insanlar ne yapıyor? Helak edip atıveriyor. Balını yiyor, çerçevesini kırıyor, içine ilaç sıkıyor. Üç aracının kovanlarının kırılması, bir aracının da kovanlarına sinek ilacı sıkıldığı iddiası üzerine Mersin Arıcı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adem Kurt, zarar gören arıcılara ziyaret etti. Şimdi son dönemlerde yaşadığımız en büyük sıkıntı, tarımın olmazsa olmaz dediğimiz bel kemiği, bu arılarımız ne yazık ki kimliğini bilemediğim kişiler tarafından hem kovanı bunu balındıran kovanları hem de içindeki petekleri hep parçalayarak bu da yetmezmiş gibi sinek ilacı diye tabir ettiğimiz zehirli zehirle arıların önünden önlerine sürü şey yaparaktan kovanlarımızı komple zehirleme bir meslek haline dönüştü. Bunda üreteceğimiz ciddi şekilde mağdur. Yani son dönemde bizim ne yazık ki şu üretim zamanında, bal hasat zamanında şu gördüğünüz canlara kıymanın hiçbir şekilde anlaşılabilir, anlatılabilir tarafı ve vicdanen ahlakına uygun bir tarafı yok. Bu konuda bütün yetkililerin üzerine düşenlerin herkesin göreve davet ediyorum. Tarsus'ta Kusun Deresi'nde köpük oluştu. Köpükler bir adam boyunu geçti. Hatta bazı 3-4 metrelik ağaçlar bile köpüğün içerisinde kayboldu. Bu durumdan tedirginlik duyan vatandaş hemen yetkililere haber verdi ve dereden numuneler alındı, inceleniyor. Mersin'in Tarsus ilçesinde Kusun Deresi bir firmanın kimyasal atık bırakması nedeniyle köpürdü. Tarsus Belediyesi Zabıta ve Çevre Koruma ve Kontrol ekipleri Ferahim Şavuz ve Heleke mahallesinden geçen Kusun Deresi'nde kimyasal atık atıldığını tespit etti. Dere kenarına gelerek üzerinde köpük tabakası oluşan sudan numune alan ekipler inceleme başlattı. Dereye dökülen atığın insan sağlığına zararlı olup olmadığı yapılan incelemelerden sonra belirlenecek. Balıkların öldüğü görülen derede ayrıca MESKİ, Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de konuyla ilgili araştırma başlattı. Yine Mersin'in Tarsus ilçesinde 4 köpek zehirli et verilerek zehirlendi. Hayvan hakları savunucuları bu olayı yapan kişilerin bulunmasını, cezalandırılmasını istedi. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir mahallede zehirli et verilen 4 köpek telef oldu. İlçeye bağlı Cinköy mahallesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin çeşitli yerlere bıraktıkları zehirli etleri yiyen 4 köpek zehirlendi. Mahalle sakini Saffet Serin, can çekiştiğini gördüğü bir köpeği kurtarmaya çalıştı. Mahallede diğer köpeklerini arayan Saffet Serin, diğer 3 köpeğinin de değişik yerlerde zehirlenerek öldüğünü gördü. Acaba su? Gudakam dolabına soğuk sıkıntı var mı oradan bir de? Soğuk sıkıntı, soğuk su yok havasına. Öyle neydi? Şey orada da cesur mu ne diyorlar ama diğerleri yok.
Hayvan hakları savunucuları Türkiye'de son günlerde bu tür vakaların arttığına dikkat çekerek sorumluların yakalanarak cezalandırılmasını istedi. Mersin'in Erdem ilçesinde bir inek su kuyusuna düştü ve ineği itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda çıkardı. Su kuyusuna düşen inek itfaiye ekiplerinin zorlu çalışması sonucu kurtarıldı. Erdemli ilçesi Karahıdırlı mahallesinde yaşayan besici Osman Delikbaş, itfaiye ekiplerini arayarak ineğinin evinin yakınındaki su kuyusuna düştüğünü bildirdi. Erdemli İtfaiye Grup Arama Kurtarma Ekibi yaklaşık 18 metre derinliğindeki su kuyusunun önce dar olan ağzını genişletti, ardından iş makinesine bağladıkları halatla hayvanı düştüğü yerden çıkardı. Kuyudan çıkarıldığında kendinden geçtiği görülen hayvan ekiplerin müdahalesiyle ayağa kaldırılarak sahibine teslim edildi. Halatları bir boşa düşür hapo. Gözü de kendine geldi abi. Geldi değil mi? Geldi, geldi abi, aynen. Alışacak. Geliyor şimdi. Su veya ayran varsa iç. Hadi arkadaşlar tutunmayın amca. Amca kalkacak amca. Tamam bırak. Mersin'de bir kargo şirketine ait kamyon seyir halindeyken sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve kamyon iki köprü arasına düştü. Erdemli'de bir kamyon köprüden aşağı düştü. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı. Kaza D400 karayolu üzerinde Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü yakınlarında Kargıca Köprüsü'nde meydana geldi. Fatih G yönetimindeki kamyon köprüye geldiği anda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iki köprü arasındaki ara boşluğa düştü. Kazayı gören vatandaşlar polise, itfaiyeye ve 112 ekiplerine haber verdi. Ekiplerin çalışması sonucu araç içerisinden çıkarılan sürücü Fatih G'ye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra Erdemli Devlet Hastanesi'ne acil servisine götürüldü. Kamyon sürücüsünün çeşitli yerlerinde kırıklar tespit edilirken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Değerli seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongresi devam ediyor ve şu sıralarda da geçmiş dönemlerde Mersin CHP milletvekilliği yapan CHP'nin genel başkan adayı Aytu Atıcı konuşma yapıyor. Kameralarımızı Ankara'ya CHP kongresine çevirirken İçer gündemini de burada noktalıyoruz. İçer TV'de kalın, hoşça kalın. İstersen kurucu felsefemizi hiçe say demiyor. İktidar ol da istersen 70 yıldır ve kuşaklar boyu ödediğimiz bedelleri hiçe say, hiç demiyor. Ne diyor CHP'nin onurlu seçmeni? Birinci vazifen bağımsızlığı ve cumhuriyeti korumaktır diyor. Laik, demokratik cumhuriyeti yıkmak isteyenlerle işbirliği yapma, onlarla mücadele et diyor. Vatanın bütün toprakları parsel parsel satılmış olabilir, basın susturulmuş olabilir, gaflet ve dalalete düşenlerin sayısı çok artmış olabilir, millet çaresizlik içinde olabilir. Bu durumda bile vazifen öz gücünle mücadele etmektir diyor, sağa sola yaslanarak değil. Seçmenimiz diyor ki CHP dönüştürülmeden Türkiye dönüştürülemez. Bu yüzden önce CHP'yi dönüştürecekler. Dikkat et, uyanık ol diyor. CHP'yi dönüştürmek için öncelikle CHP'nin ve CHP'lilerin yani sizlerin kendinize olan güveninizi, inancınızı azaltacaklar diyor. Sen asla birinci parti olamazsın. Hele tek başına iktidar hiç olamazsın diyecekler. Sakın bunlara inanma diyor seçmen. Ben sana bunun için oy veriyorum diyor. Ve yine seçmen diyor ki iktidara ulaşmanın tek yolu sağcı partilere benzemektir diyecekler. Onlar gibi davranmak ve onlarla işbirliği yapmaktan başka çaren yoktur diyecekler. Onların oyunu almak için onlara benzemelisin diyecekler. Sakın onlara inanma. Öz gücüne güven diyor seçmenimiz. Seçmenimiz diyor ki ey CHP başkası olma,
kendin ol, böyle çok daha güzelsin diyor. Seçmenimiz CHP'ye ve ülkemize umut olabilecek kişilere, CHP'ye genel başkan olmak isteyen kişilere de sesleniyor. Diyor ki size uğraşmayın bu işlerle diyecekler. Alın bir koltuk oturun diyecekler. Sakın bunu yapmayın. Hakkım size helal değil diyecekler. Yine bu kişilere, bu adaylara diyecekler ki siz çok iyisiniz. Sizi çok seviyoruz. Ama şimdi zamanı değil diyecekler. Onlara teşekkür edin. İşinize bakın diyor seçmenimiz. Yine size diyecekler ki siz çok değerlisiniz. Kendinizi yıpratıyorsunuz. Bu partinin ileride size ihtiyacı var diyecekler. Sakın inanmayın. Şimdi değilse ne zaman diye sorun ve yıpranmayı göze alın diyorlar. Vazifeye atılmak için şartların müsait olmasını beklemeyin diyorlar. Ben de seçmenin emirlerine uyarak karşınıza geldim değerli arkadaşlarım. Benim aday olmamın iki temel nedeni vardır. Birisi matematiksel nedenler, birisi ideolojik nedenler. Matematiksel nedenler çok basit. 2011 yılında 25.9 olan oyumuzu 10 yılda binde bir bile arttıramadık. Başka bir neden aramaya gerek yok. Taze kan, yeni can ihtiyacı buradan kendisini net bir şekilde gösteriyor. Aday olmamın ikinci nedeni tamamen ideolojiktir. Son 6 yılda hafızalarınızı bir tazeleyin. Son 6 yıldaki ideolojik savrulmamızı bir gözden geçirelim. Bakın oylarımız düşebilir. Tekrar yükseltiriz. Bir daha düşer. Bir daha yükseltiriz. Ama ideolojimizi kaybedersek, yani altı okun köküne kezzap suyunu dökersek kesinlikle bir daha oylarımızı yükseltme imkanımız olmayacaktır. Değerli arkadaşlarım, ideolojik savrulmalarımıza bazı örnekler vereceğim. Atatürk'le ve laiklikle sorunu olan, Atatürk'ün kurucu kadrolarında yer alan, AKP adına en üst makamlarda görev yapan kimselerin Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesine yeşil ışık yakmak basit bir hata değildir. İdeolojik bir savrulmadır. Az önce Sayın Genel Başkan bu ülkeyi nasıl düzelteceğimizi anlatmaya çalıştı. Yani şu anki yöneticiyi aşağı indirip onun kopyasını oraya koyarak mı biz bunları yapacağız? Kadın haklarını şimdiki yöneticinin, şimdiki iktidarın kopyasını oraya koyarak mı yapacağız? Seçmenimiz bunu asla istemiyor. Değerli arkadaşlarım, bir başka ideolojik savrulma. Hiçbir genel başkanımız bizim ideolojime tamamen aykırı olan, bizim ideolojimize aykırı olan bir ideolojinin siyasi simgesini, el işaretini yapamaz. Yapmamalıdır. Bunlar basit hatalar değildir, ideolojik savrulmadır. Hiçbir genel başkanımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuşaklardır, bir asırdır %25 civarında tuttuğu oyları bizim ideolojimize tamamen aykırı olan ve %10 civarında oy alan bir partiye götürüp teslim edip buyurun siz başbakan olun diyemez, dememelidir. İşte ideolojik savrulma böyle başlar. Yani baştakini indirip benzerlerini çıkardığınız zaman hiçbir şey değişmeyecek. Çare nedir? Çare CHP'nin ideolojisinden taviz vermeden Türkiye'yi yönetmesidir. Ve bu mümkündür. Yeter ki kendinize güvenin. Cesaret bulaşıcıdır. Özgüven bulaşıcıdır. Yeter ki kendinize gelin. Ayağa kalkın. Ataleti atın. Silkinin. Ancak o zaman başarabiliriz. Elbette ki bizim kendi değerlerimize ters düşmeyen değerleri mutlaka ortaya koymamız lazım. Bakın siz tüzüğün birinci maddesine CHP çağdaş, demokratik, sol bir partidir yazarak arkasından da demokratik olmayan Sayın yöntemlerle aday belirlerseniz size kimse inanmaz. Milletvekili adaylarını belirlemek için tüzüğümüze ön seçim ve aday yoklaması öncelikli yöntemdir diyerek bütün milletvekillerini atarsanız size kimse inanmaz, yapacaklarınıza güvenmez, sizi dinler, teşekkür eder, gider oyunu AKP'ye verir. Bugüne kadar olan bu olmuştur. Tüzüğümüze cinsiyet kotası, gençlik kotası koyarak bugün Türkiye'nin her tarafında kadın
sayısı ve genç sayısı açısından başımızı öne eğecek rakamları ortaya koyarsanız size kimse inanmaz. Hele hele ne yapalım, partide genç yok, partide kadın yok derseniz bunun adı ideolojik bir savrulmadır. Bu tür ideolojik savrulmaları önlemek ve kuruluş felsefemize geri dönmek mecburiyetindeyiz. Bunun için yapacağımız iki şey var. Birincisi örgütlenme, ikincisi çalışma modelleridir. Değerli arkadaşlarım, iktidar olamayışımızın iki temel nedeni vardır. Bir, biz yeterince örgütlü bir parti olamadık. Son 10 yılda da olamadık. İki, bir çalışma modelimiz yoktur. Ben size burada örgütlenme modeli olarak sokak örgütlenmesini ve ilk defa burada telaffuz ettiğim akran örgütlenme modelini öneriyorum. Liselerde ve üniversitelerde örgütlenmeden alnımızın teriyle, bileğimizin hakkıyla, ayağımıza kara sular inerek ancak ve de ancak biz iktidarı alabiliriz. Çalışma modelimiz ise öbek çalışma modelidir. Yani komşuluk ilişkilerine dayalı bir çalışma modelidir. Çok özür dilerim, toplar mısınız? 15. dakikadasınız. Teşekkür ederim. Bunun için hazırladığım manifestoyu incelemeniz yeterlidir. O manifestodaki 200 bin öbeği oluşturabilmek için bizim mutlaka örgütü harekete geçirmemiz lazım. Bu açıdan da parti içi demokrasiyi mutlaka hakim kılmamız lazım. Yani siz bugün seçime 3 ay kala değil, bugün eğer bütün milletvekillerini, belediye başkanlarını, meclis üyelerini ön seçimle belirleyeceğiz derseniz o insanlar genel merkez kapılarını çalmak yerine komşularının kapılarını çalarlar ve oy toplarlar. O nedenle bu kurultayda ya da en kısa zamanda bunu yapmak mecburiyetindeyiz. 70 yıldır iktidar olamadığımız halde bu partiyi terk etmeyen üyeler bedel ödedikleri halde, çocukları işten atıldığı halde, kendileri sürgün edildikleri halde bu partiyi terk etmeyen üyeler kendi milletvekillerini seçemeyecekler mi? Kendi belediye başkanlarını seçemeyecekler mi? Bunu yapmazsak eğer bir tek adım daha ileri atamayız. CHP yenilikçi bir parti olmalıdır. Siyasi partiler kanununu değiştirmek için harekete geçmeli, delegelik sistemini derhal kaldırılmasını sağlamalıdır. Benim ilçe başkanımı, il başkanımı, genel başkanımı üyeler neden doğrudan seçmesin? Benim üyelerimin, 70 yıl bu partiyi terk etmeyen üyelerimin buna hakkı yok mudur? Blok liste ne demek? Bugün çarşaf listeyle bir kongre yapan il ya da ilçe olduğu zaman alkışlanıyor. Bundan daha büyük bir ayıp olamaz. Blok liste derhal kaldırılmalıdır. Ancak bu şekilde biz demokrasinin önünü açabiliriz. Demokrasiyi açmadan, yani oyunun kurallarını baştan belirlemeden sahaya çalışacak bir tek adam indiremezsiniz. 200 bin tane sandığımız vardı seçimlerde. 2015 seçimlerinde tam 18.300 sandığımızın başına adamımız gidemedi. 18.300 sandığımız boş kaldı. Şimdi bu örgütlenmeyi yapmadan iktidara gitmek istiyoruz. Bu mümkün değil arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım. Başkanım bitiriyorum. Değerli arkadaşlarım, halkın umudu CHP iken CHP'nin umudu ittifak haline gelmiştir. İttifaklar kötü değildir. İttifaklar yapılmıştır, bitmiştir. İyi de olmuştur, bazı belediyeleri, büyük belediyeleri kazandık. Ben de çok mutluyum. Ancak biz bu kurultayda önümüzdeki iki seneyi konuşacağız. Yani 2023 seçimlerine nasıl hazırlanıyoruz? Allah aşkına bana aldığımız belediyeleri korumak için ne yaptığımızı bir söyler misiniz? Sadece belediyelerimiz çalışıyor, o örgütlerimizin önüne planlı, organize bir model koyabilmiş değiliz. Bakın ittifaklar fiilen bitmiştir. Uyanalım. İttifaklar fiilen bitmiştir. Ya HDP ile ittifaka devam edeceğiz ya İyi Parti ile. İkisinden birini tercih etmek zorunda kalacağız. Ama ben bir hekim olarak en kötü ihtimali düşünmek zorundayım. Her ikisinden birden ayrıldığımızda biz ne yapacağız? İstanbul'u nasıl koruyacağız? Diğer belediyelerimizi nasıl koruyacağız? Her iki ittifak, yani HDP'nin bize, HDP seçmeninin bize verdiği oy ve İyi Parti ile yaptığımız ittifak ikisi birden biterse, ki bu mümkündür, biz o belediyeleri nasıl koruyacağız, nasıl iktidara gideceğiz? İktidara yürümek kulağa hoş geliyor. Ama ittifak senaryolarına baktığınızda bunun mümkün olmadığını görüyorsunuz.
bir an için mümkün olduğunu farz edin. Seçim barajını eğer mevcut hükümet %3'e düşürürse bizde kim ittifak yapacak? Eğer mevcut hükümet derse ki biz bir başkanlık sistemi denedik, olmadı. Hadi parlamenter sisteme dönelim dediğinde birinci parti kimdir? Hükümeti kim kuracak? Hayal aleminde gezmeye gerek yok. Biz şu anda birinci parti değiliz. Oylarımız %22.6'dır. Bu gerçekle yola çıkmak zorundayız. Biz oylarımızı 30'un üzerinde sabitlemek ve birinci parti olmak zorundayız. Bunun da tek yolu örgütlenmekten, sokak örgütlenmesinden, sizlere manifestomda belirttiğim sokak örgütlenmesi ve öbek çalışma modelinden geçer. Akran örgütlenme modelinden geçer. Ancak bunu yaparsak bileğimizin hakkıyla biz iktidar oluruz. Aksi takdirde... Sayın Atıcı, 20 dakika oldu. Son cümlem başkanım. Lütfen. Aksi takdirde birilerinin desteğiyle iktidara gelirsek, layık, demokratik, sosyal hukuk devletinin hakkını değil, onların haklarını korumak zorunda kalırız. Ben kurultayın herkes için, ülke için, dünya için bile, mazlum halklar için hayırlı olmasını diliyorum ve burada vereceğiniz kararın hepinizi bağlayacağını ve kuşaklar boyu anılacağınızı size bir kez daha hatırlatıyor, hepinize saygılar sunuyorum.